aşkım tatlım bir tanem. Ne yaptım? Mayanı. Ne yaptın? Evet, şimdi mayama yarım paket kadar, yani 42 gram oluyor o yaş mayalar. Onun yarısı kadar, evet, mayayı şöyle güzelce karıştırıyorum. Şeker koydum. Şekerle çok çabuk aktive oluyor. Evet. 2 bardak da su ilave ettim üstüne. 1 tane de yumurta yapıp koyuyorum. Ve güzel bir hamur yoğuracağım. Bu bunlar aslında... ne için? Bütün bunlar ne için? Ne için? Bütün bu hamuru ben ne için yapıyorum? Hayatım, buyurunuz sevgili izleyiciler. Hamur çanağında salata yapacak. Yaz salatası, ama böyle güzel bir şey olabilir mi? Çok sempatik. Şıklığa değil mi? Şıklığa bakın, görselliğe bakın. Buyurun salatayı. Bu hamurda aynıca böyle koparıp tıkır tıkır yeniliyor. Evet, işte tam da o hamurun tarifini veriyorum tam şimdi. Tam da o hamurun tarifi geliyor şu anda. Ay çok güzel. Yani şey, aslında bu vermiş olduğum tarif standart bildiğiniz pizza hamuru tarifi. Tamam. Mayasını az koyarsanız... Mesela onun mayası birazcık daha az. Evde mayam yoktu. Yapıp getirdim. Çünkü ille görselini görsün istiyorum. Tabii ama çok güzel bir şey Meltem ablam. Daha az kabarıyor. Ama biraz daha pofidik pofidik olsun istiyorsanız... Benim gibi şu anda yapmış olduğum gibi... Yaş maya. Yaş mayayı biraz daha fazla koyabilirsiniz. Yaş mayanız yoksa kuru mayayla yapabilirsiniz bunu. Hı. Tabii ki olur. Burada sadece o pizza hamuruna başka bir form vermek. Evet. Bu da insanların kendini mutlu etmesini, ayrıcalıklı hissetmesini sağlıyor. Müthiş. Ben de tabii zevk alıyorum mutfakta bu işleri yapmaktan. Evet. Yardım ister misin? Şöyle, yok onu mu koyuyorum. Belki güzel bir yaz salatası tarifim var. Hı-hı. Ben vakit açısından bunu yetiştirmeye çalışırken, tamam, belki salatam yetişmez. Tamam. Onun için senden yardım isteyebilirim. Tamam. Şimdi hamur çanağında yaz salatası, tencere görünümünde bir hamur yapacak Meltem abla. Az sonra bunu nasıl yaptığını adım adım gösterecek. Burada şöyle gördüğüm kadarıyla hazırlamış her şeyi. Bir paket kuru mayası var. Ya da yarım paket yaş maya. Ilık suyumuz var, 1 tatlı kaşığı beyaz şeker, 2 su bardağı ekmeklik un, yarım çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı soğan, siyah zeytin bu salata için ve salata malzemesi semizotu, salatalık, domates, kırmızı biber, ne varsa elinizde, pancar turşusu, beyaz peynir. Her şey bu salatanın içine girebilir. Evet. Dedim ki bu çanağın içinde neler servis edilmez ki? Meltem abla dedi ki makarna olur. Makarna olur. Böyle güzel bir tavuklu salata olur. Her çok şey olur. Olur. Yani mesele bu çanak. Açınca yani, içinde bir sürpriz var. Şimdi söyleyeyim, çok güzel bir et sote pişirdin. Değil mi? Misafirlerine ikram etmek istiyorsun. Belki bunun biraz daha yayvan halini yapıp öyle bir şey de ikram, evet, edebilirsin. Evet. O yani da... hem içindeki eti tavuğu yiyebilirler. Hı-hı. Hatta balığı yiyebilirler. Hem de tenceresini yerler. Evet, kabını yerler. Tenceresini yerler. Çok keyifli, gerçekten harika. Hamur biraz pizza hamuru malzemeleriyle. Evet, evet. O kıvamda birazcık böyle ele yapışıyor. Hamurla Meltem abla onları temizliyor. Hı-hı. Şimdi güzel bir hamur yapacağım. Aslında son derece basit. Bir iki tane yuvarlak açacağız. Tamam. Ve açmış olduğumuz yuvarlakları şekillendireceğiz. Tamam. Tamamen konu bundan ibaret. Hı hı. Şöyle hemen hamurumu tezgahıma alıyorum. Oh, harika. Şöyle şekillendiriyorum. Sonra yuvarlaklar açacağım. Açtığım yuvarlaklardan bir tanesini fırına girebilecek bir çelik, cam kaseyi alt zemin olarak kullanacaksın. Hemen göstereyim İstersen onu da. İstersen kağıdını çıkartıp gösterebilirsin. Hemen göstereyim. Böyle bir şeyi Meltem abla... gördüğünüz gibi böyle boş bir tenceremiz var. Ters çeviriyor. Bu tencerenin şeyini verebilmek için hemen onu da nasıl yaptığını göstereyim. Yağlı kağıtla şöyle sarıp. Yani aslında mesele şu. Bunu böyle yapmış Meltem abla. Bakın. Evet evet, tamamen buradan öyle çıktı yani. Böyle pişiyor. Hamuru üstüne koyuyorsunuz. Piştikten sonra çıkıyor kapağıyla. Ay, bayıldım ben buna. Çok sevimli. Ben küçük bir tencerede yaptım. Onu biraz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Daha yayvanını yapabilirsiniz. Karışmaz değil mi? Gibi. Yok, hiçbir şekilde. Tamam. Şimdi... Bu arada istersen ben salatanı yapmaya başlayayım. Sevinirim. Semizotlarını böyle bütün taplarıyla harika bir şekilde. Çok sevdiğim bir şey zaten. Ben de semizotunu çok seviyorum. Hem doyurucu hem sanıyorum epeyce bir lifli, evet, taplarından kaynaklı. Hı hı. Evde ne varsa, daha doğrusu pazarda ne varsa içine koyabileceğiniz, evet, bir tarif bu. Ama bunun içine pancar turşusu çok yakışıyor. Ha. Kuru soğan, taze soğan kullanabileceğiniz
soğan çok yakışıyor. Evet. Ve ben artık salata soslarımın hepsine sarımsak koyuyorum. Çünkü çok seviyorum sarımsaklı o salatanın lezzetini. Zeytin, bol zeytin koymuş Meltem. Zeytin, evet, bolca siyah zeytin içine. Hepsini koyayım mı? Valla koy, kalabalığız. Evet, peki. Çocuklar yerler, kulaklarımız yerler. Güzel bir şekilde. Evet. Pancar turşusu çok yakışıyor dedi. Hemen pancar turşusu da giriyor. Evet. Oo, renge bakın. Tam bir yaz salatası. Evet, çok mısır keyifli. Mısır giriyor içine. Meltem Hanım bu arada hamuru hemen yaptı ve yoğuruyor. Yani böyle bir hız olabilir mi? Tabii biraz dinlendirin hamuru. Dinlendirirseniz çok daha keyifli ve kolay açılabilir bir hamur oluyor. Ama ben şu anda dinlendirmeden açıyorum. Şimdi bu salatanın içinde peynir var, beyaz peynir var. Evet. Ben salatalarda tavuk, belki et gibi şeyler koyduktan sonra muhakkak biraz proteinli bir şey koymayı seviyorum. Tok tutuyor çünkü. Doğru, kesinlikle katılıyorum. Onun için beyaz peyniri muhakkak yakıştırıyorum. Bir de şey, bize ait olmayan bir takım salatalar vardır. Mesela Yunan salatasının içinde bol bol beyaz peynir vardır. Evet, aynen. Ki beğenirim, çok da yakışır. Onlar da bizden almışlar onu. Bizim evet, salatamız öyle derler, derler evet, ya hani. Evet, doğru. Şimdi şu tencere. Sarımsakla rendeliyoruz Meltem Hanım'ın minik rendesiyle, evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ellerimin unlu hallerine bakmayın lütfen. Aa, çok güzel Meltem abla. Bakar mısın? Kaç dakikada pişecek? Bu yaklaşık bir yarım saatte 180 derecede öyle kalıp gibi pişiyor. Üzerine yumurta süreceğim yumurta mi? Yumurta sarısı sürebilirsiniz üzerine. Evet. Mesela şöyle şöyle hemen vakit açısından da. Bak şöyle şöyle soğanlar yapıştırabilirsiniz üstüne. Şöyle şöyle. Halka halka da yapabilirsiniz bu soğanları. Şöyle. Çok ne bileyim şuradan fikir. Ne alabilirim mesela? Pancar mı? Zeytin mi? Zeytin alabilirim. Bak böyle böyle zeytinler koyabilirsiniz evet. Üstüne. Evet. Dur biraz vereyim sana bir dakika. Ay. Şuradan al. Şimdi hamurunuzu böyle tencerenizi süslemeniz mümkün. Ya da benim gibi sadece yumurta sürebilirsiniz. Halka halka koyabilirsiniz. Bu tenceremizin alt kısmı. Daha muntazam olsun istiyorsanız şuradan alt kısımdan tencerenizi kesebilirsiniz. Ama hiç gerek olmadan şöyle şöyle kaydırıyorum. Şimdi bu fırına gidiyor ve kapak kısmına geçiyorum. Oh, harika. Evet, bu fırında yaklaşık yarım saat. Mis gibi bir tencere tencerim olacak. Bir dakika açalım hemen. Evet. Isıtıcıyı da açayım sana. Harika. Evet. Yaklaşık 30 dakika dedi Meltem abla. Evet. İrili ufaklı. Daha küçük kaplarda da böyle servis yapılabilir. Böyle tabii minik 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 tencerelerde de yapılabilir bu. Bu arada peynirini de ekliyorum. Salatamız hazır. Peynirli sonra salata. Sosunu da ilave ettikten sonra istersen sen onu tenceremizin ay, içine, zevkli. Pişmiş olan tencerimizin içine koyarsın. Ben de bu arada hemen kapağı nasıl yaptığımı anlatacağım. Tamam, ha, kapak geliyor. Tekrar yuvarlak bir hamur açıyorsunuz şöyle. Tabii mayalı hamur olduğu için biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hemen toplanıveriyor ama hiç önemli evet. değil. Senden ben, kurtulur mu o hamur? Ben hemen nasıl olduğunu göstereceğim sadece size. Şöyle bir bıçağa ihtiyacınız var. Biraz keseceğim. Kapağıyla ikisi aynı anda mı giriyor Meltem abla? Valla fırın tepsine sığıyorsa ikisini aynı anda koyabilirsin. Hiçbir mahsuru yok. O da iyi bir fikir olabilir. Şöyle açtım. Şimdi bir bıçak yardımıyla. Ay. Şurasını orta kabul ederek. Evet, şöyle. Kapağını böyle böyle kesiyorsun araları. Kesiyorum şunları yapmak için. Orada da yani bir topun, bir deliğin, bir süsün var yani. Kapak var, kapak değil. Var, evet. Mutlaka. Süslü bir kapak. Mutlaka. Şimdi bunu böyle büzüyorsun. Evet. Şöyle. Şöyle şöyle. Bir elim ona batırayım. Böyle böyle toparlıyorsun. Sonra belki hamurdan minicik minicik topçuklar ya da hemen. Ya da şu ortasını yapabilirsin tabii. Mesela. Şunları şöyle topladım. Tamam. Ortasında yapıyorsunuz. Biz de farkında mısınız süremiz bitti diye biz bir şeye bastık şu anda. Gerçekten mi? Yok yok değil değil. Bak şimdi ama bunu göstereyim. Lütfen tabii ki de. Bu en güzel kısmı. Tamam. Şimdi bunu böyle fırına atacağız. O tepesi. Ve isterseniz artık bundan sonrası sizin zevkinize kalmış. Bu kapağın üst kısmı minik minik topçuklar koyabilirsiniz. İstediğiniz yaprak şeklini verebilirsiniz. Yumurta sarısı sürebilirsiniz.
Bunu da fırında pişirdikten sonra tencerenin altının güzelce kapağı. Şimdi salatamızı da dökelim istersen. Dökelim. Bak ne kadar sevimli oldu değil mi? Çok güzel. Hı. Bir dakika da onu da yaptık. Minik minik topçuklarla bak. Aynen. Nefis bir tencere kapağı oldu. Ah. Tencerenize büyük tencere bir kenar kısımlarından kesebilirsiniz. Hı. Evet şöyle alalım. Allah ve böyle bir salata yani düşünsenize böyle bir sofraya önünüze bir servis geliyor. Bak kaç dakika Allah. Oldu kısacık sürede şahane hamurdan bir tencere yaptık. Evet. Ve içine nefis bir salatayla sofranızı daha göze hoş daha özenilmiş hale müthiş, getirebilirsiniz. Müthiş. Oh. Bu da kapağımız. Bu da kapağımız. Afiyet olsun efendim. Müthiş. Afiyet olsun. Dur şu son domatesi de koyayım şöyle. Haydi. Güzel harika olsun. Olduk. Harika. Yani aynen tam olarak şöyle oluyor efendim. Buyurunuz. Ve afiyet olsun. Ellerine sağlık. Afiyet Meltem olsun. Abla, bayılın da. Süpersin. Senin çok teşekkürler.